Merhaba büyüklerim, merhaba küçüklerim, merhaba genç arkadaş. 7'den 70'e erkek, kadın, çoluk, çocuk, tertemiz alın teriyle geçinen sevgili halkım, 40 milyona merhaba. Ben Melike Demirağ, 21 yaşındayım. İlk kez oy kullanacağım. Şu anda ne bir partinin üyesiyim, ne de politik bir görüşün neferi. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sesleniyorum sizlere. Evet, bağımsızım ama tarafsız değilim. Nasıl tarafsız olabilirim ki? Karşı tarafta 3-5 kişinin milyonlarına milyon katan ama emekçi halkın lokmasını her gün biraz daha ufaltan pahalılık var. Yani enflasyon var. Karşı tarafta gencecik kardeşlerime göz göre göre kurşun sıkmak, kurşun sıktırmak var. Katili her nedense bir türlü bulunamayan yüzlerce genç ölünün soğumamış kanı var. Karşı tarafta Türk toprağına ne ekilip ne ekilmeyeceğini yabancıya sormak, ondan izin almak var. Karşı tarafta piyasaları geç aşarak üreticiyi inim inim inletmek, faizcinin tefecinin eline terk edip ürününü yok pahasına kapatmak, onun alın teriyle milyonlar vurmak var. Karşı tarafta devlet dairelerini kanunsuzca işgal etmek, milletin gözünün içine baka baka mahkeme kararlarını çiğnemek var. Karşı tarafta halkın kutsal inançlarını kötüye kullanarak oy avcılığı var. Çocukların bile güldüğü şakacıktan temel atma törenleri var. Memur kadrolarına adamlarını yerleştirmek var. Karşı tarafta açlıktan inleyen çocuğu için ekmek çalana hapis, devlet malını çalana itibar var. Tahta parçalarını mobilya diye yutturup devlet kasasını, millet parasını soymak var. Milletvekiline transfer var, ödünç vermek var. Halkın ekmeğine, aşına ve kendi maaşına zam var. Kısacası karşı tarafta hile var, hurda var, suistimal var, yalan var, dolan var. Olmaz olsun. Keşke bunlar olmasaydı da tarafsız olabilseydim. Nasıl taraf olmayayım şimdi? Evet, bağımsızım ama taraflıyım ve bununla övünüyorum. Bu seçimde ilk kez oy kullanacağım. Ve 1 milyon oyum olsa bir tekini bile kendilerini milliyetçi diyenlere vermeyeceğim. Niçin? Sizin için analar, sizin için babalar, gencecik yavrunuzu okula iç rahatlığıyla yollayabilmeniz için. Sizin için alın terinden başka hiçbir güvencesi olmayan emekçiler. Vurguncunun milyonuna milyon katan pahalılığın sizin ekmeğinizden her gün bir parça daha eksiltmemesi için. Sizin için kutsal duygularını her şeyin üstünde tutan kardeşlerim, bu duyguları kötüye kullananlara dur demek için. Sizin için şerefli Türk yargıçları, kendilerini her şeyin üstünde sananların bağımsız Türk mahkemeleri kararlarını paspas gibi çiğnemelerine engel olmak için. Senin için her şeyin üstünde olması gereken sevgili Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, seni kağıt üzerinde kalmaktan kurtarmak için. Sizin için namuslu Türk polisleri, mesleğinize daha fazla leke sürülmemesi için, öğrencilerin, köylü ve aydın kardeşlerimizin üstüne saldırtılmaktan, işkenceci damgasından kurtulmanız için. Sizin için memur kardeşlerim, elinize geçecek 3-5 kuruşluk maaş farkı için yıllarca tartışılırken, bir kalemde on binlerce lirayı cüzdanlarını aktaranların boyunduruğundan kurtulmanız için. Devlet kadrolarının yakınları, adamları ve parti militanlarıyla doldurulmasını önlemek için. Sizin için işçi kardeşlerim, sendika, grev, toplu sözleşme ve sosyal güvenlik haklarınızla daha fazla alay edilmesine engel olmak için. Sizin için köylü kardeşlerim, ürününüzün yok pahasına elinizden alınmasına dur demek için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu ayaklar altına alanlara, yani milletvekili transfer edenlere, ödünç verenlere, bu ülkenin sahipsiz olmadığını hatırlatmak için. Yani sizin için sayın milletvekilleri. Sizin için, bizim için sevgili Türk milleti. Her şeyin üstünde tuttuğumuz, uğruna can verdiğimiz bağımsızlığımıza daha fazla gölge düşürülmemesi için. Ve senin için günün birinde dünyaya getireceğim sevgili yavrum. Bilmiyorum kızım mısın, oğlum musun, sarı mısın, esmer misin? Ne adın belli ne de yüzünün şekli. Ama annen sana yaşanmaya değer bir dünya vermek istiyor. İnsanın insanı sömürmediği, çalışanın hakkını er geç alacağı bir dünya. Onun için tüketiyor sesini. Söz veriyorum yavrum, sana layık bir anne olacağım.